Herkese selamlar arkadaşlar. Diablo Immortal PvP videosuyla karşınızdayız. PvP videosu biraz geç geldi çünkü PvP videosunu canlı yayında sizler için kaydedemedim. Daha sonra kaydettim çünkü PvP'nin zamanlamaları var ve bu zamanlamalar gerçekten ters saatlere denk geliyor. Gecenin bir saatinde ben PvP saatleri açıldığında girdim ve sizler için bir kayıt aldım. Şimdi de bunu sizlerle paylaşıyor olacağım. Çok basit bir PvP mantığı var. Immortal'larla Shadow'lar birbirine karşı kapışıyor. Ancak Battleground'da bazı mekanikler var. Yeri geldiği zaman bu mekaniklerden de bahsedeceğim. Şu anda 10 saniye var PvP'nin açılmasına ve Destroy the Ancient Heart. Asıl amacımız bu kadim kalbi patlatmak Shadow'ların tarafında. Çünkü ben Immortal olarak katıldım PvP'ye. Şu an oyunda, yani videonun çekildiği dönemde oyunda biraz gecikme olduğunu söylemek isterim ve karakterimin de çok yapılı olmadığını şimdiden belirtmek isterim. Çünkü çok zorlandım ben bu videoyu hazırlarken, yani oynama içerisinde. Evet, şu anda bir Secret Guardian'ı kestik. Burada 3 Secret Guardian keseceğiz. 3 tane Guardian'ı kestikten sonra bir sonraki aşamaya geçeceğiz. 3 ana aşamadan oluşuyor. Ve minimap'te görüyorsunuzdur kırmızı küçük küçük noktacıklar var. Bunlar da düşman, yani Shadow birlikleri. Ben az önce öldüm. Dediğim gibi arkadaşlar çok fazla lag, spike vardı videonun çekildiği dönemde. Ama çok büyük problem yaratmayacak. Ona göre oynamaya başlayacağım. Evet, şu anda ikinci Secret Guardian'ı kesmeye çalışıyoruz ve düşman da yaklaşıyor. Minimap'te gördüğünüz o kırmızı noktalar düşman, mavi noktalarsa sizin dostlarınız. Aynı safta savaştığınız arkadaşlarınız. Ve ikinci Secret Guardian'ı kestik. Üçüncüsünde %70 HP'si var. Şu anda ona doğru gidiyoruz. Minimap'te onların da yerini görebiliyorsunuz basit bir şekilde. Bu Secret Guardian'ı da kestikten sonra bir sonraki aşamaya geçebileceğiz. Ve evet, üçüncü Secret Guardian da kesildi. Ve bir sonraki aşama açıldı. Bir sonraki aşama derken bir sonraki bölüm açıldı. Yani ilerlememiz gerekecek. Tabi bu sırada düşman da bizi durdurmaya çalışacak. Ancak şu anda rahat bir ilerleme göstereceğiz. Bunda arkadaşlar PvP'de pot mantığı pek yok. Yara aldığınız zaman böyle out of combat'a çıkmanız gerekiyor. Biraz geriye ayrılıp combat'tan çıktığınız anda kendinize bandaj basabiliyorsunuz. Mesela şu anda bunu yapıyorum. Hepinizi tam anlamıyla dolduruyor ve bu sırada da damage yememeniz gerekiyor. Şimdi burada iki tane Zealous Idols var. Idols nasıl telaffuz etmek isterseniz. Bunları arkadaşlar ilerletmemiz gerekiyor. Hem yanında duracaksınız bunların, hem de düşmanla çatışma halinde olacaksınız. Biraz zorlu. Bunların her ikisini aynı anda götürmeniz ya da işte sırayla her ikisini de götürmeniz gerekmiyor. Sadece bir tanesini ilerletseniz yeterli oluyor. O yüzden takımınızla aslında... Konuşmaya da girebiliyorsunuz bu arada Diablo Immortal'da, ama biz girmedik tabii öyle bir şeye. Bir idolü yüklenip onu ilerleseniz yeterli olacak. Bu arada tekrar öldüm. Kalkmak için biraz beklememeniz gerekiyor ve evet, resurrect diyorsunuz. Bu arada Secret Guardian'ları kestiğiniz yerden kalkıyorsunuz, eğer ikinci aşamada ölürseniz atıyorum. Evet, şu anda takım sola yükleniyor diye ben de sola yüklenmeye çalıştım, ancak düşman direnişi de burada biraz kuvvetli. Farkındaysanız güzel damage yiyorum. Evet, şu an kombattan çıktım ve tekrar bandaj kullanıyorum. Şu anda takım arkadaşlarımın gelmesini bekliyorum. Bu da biraz zorlanmışız. Evet, takım arkadaşlarım geldi ve şu anda baskıyı oluşturduk. Bir taraftan diğer takım arkadaşlarım da bir idolü alttan ittiriyorlar. Ancak orada da iki kişi vardı. Şu an bire düştü. Evet, diğer idolü de şu anda ittirmeye başlayacağız. Onu tıklamanız gerekiyor ve ben tıklıyorum şu anda. Evet, aktif hale geldi. Yanında 3-4 oyuncu var şu anda. Hızlı bir şekilde ilerleyecek. Eğer bu idollerin yanında durmazsanız arkadaşlar geri dönüyorlar. Evet, gördüğünüz üzere sağ taraftaki, yani alt taraftaki idol geri dönüyordu. Bu arada tek yedim ben birinden. Bunu çok yaşadım. Çünkü dediğim gibi karakterim çok fazla kasılı değil yani diğer oyuncuların karakterlerine göre. Ama yine de PvP alanında kendime yer bulabilmiştim. Ve şu anda fark ettiyseniz takım olarak idolleri ilerletme konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Ve evet, soldaki idole, yani yukarıdaki idole şu anda yükleniyoruz bir takım halinde. I'm afraid it's not the time for that. Quickly, I require aid. Ve ben ölüyken arkadaşlar takımım yukarıdaki, yani soldaki idolü bayağı bir ilerletti. Şu anda eminim bunu gören takım arkadaşlarım da oraya doğru yönlenecektir. Evet. Şu anda benimle beraber ölen arkadaşım doğdu ve soldaki idolün yanına doğru koşuyoruz beraber. Ve çok az bir mesafe kaldı. Ve idol yerinde arkadaşlar, evet. Ve bir sonraki aşama açıldı arkadaşlar. Destroy the Ancient Heart, yani kadim kalbi yok etme faslı açıldı. Şu anda Shadow birlikleri, yani düşman birlikleri de epey direniş gösteriyorlar aslında. Kalbe doğru ilerliyoruz. Burası son aşaması arkadaşlar. Evet, tabi burada direniş de daha kuvvetli tabi, çünkü düşmanın doğduğu yer, yani burası onların öldükten sonra resurrect olduğu yer. Şu an ortadan bir baskı kurma çabamız var. Evet, başarılı olacak. Direkt olarak kalbe saldırabiliyorsunuz aslında oyuncularla oyalanmadan, ama takım arkadaşlarınız diğer rakip oyuncuları oyalarken siz de benim yaptığım gibi kalbe saldırabilirsiniz. Ve evet. Ve zafer benim mensup olduğum Immortal takımının oldu arkadaşlar. Böylelikle de Diablo Immortal'da PvP mekaniğinin, mantığının nasıl çalıştığını sizlere anlatmış, aktarmış oldum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşça kalın.